أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه Mustafa. Dini İslam, dini cihan, dini her peygamberan, Halık-ı Hak'te tamam kir, jera ev kir kaside, mu'cizevi becmaren, hen jivanji sermedin, vaya Kur'an, her demu an, misli roji şahide. Ece dil pe bu ne baver, bu ne dil şad serferaz, Vay Kur'an her demu an misli roji şahide Çare ya azadi ya me jaru mezlume dünye Şeyru talimi Muhammed em bekin rayu mesnede Talan kufr tuğyan zede bu Ayb-u Ali Sıdk
لنبوب الله سد فيروس حد خاتمي في خنبرا الصلاة عليك والسلام عليك duruyorlar. Başka kimin ömrüne yemin etmiş Rabbimiz? Allah Celle Celaluhu bir zatın ömrüne yemin etmişse, bir zatın hayatına yemin etmişse, o hayata bakmamızı, o hayatı örnek almamızı istiyordur ki onun ömrüne yemin etmiştir. Başka hiç kimseye nasip olmayan bir ömür, başka hiç kimseye nasip olmayan bir ahlak. Evet, işte usve-i hasene de budur, huluk-i azim de budur. Alınacak en güzel örnek, en muhteşem ahlak sahibi de budur. O yüzden o kutlu peygamberin bilelim ki sünneti edebin ta kendisidir. Üstad Bediüzzaman der ki Allah onun hayatında edebin bütün envaını derc etmiş, yerleştirmiş. Her türü onun hayatında mevcut. Neden? Çünkü ne diyor Peygamber aleyhisselam? Ve edebeni Rabbi. Şüphesiz beni Rabbim edeplendirdi. Ne güzel edeplendirdi. Allah'ın edeplendirdiği bir zat muhakkak ki onun sünneti edebin ta kendisidir. Üstad Bediüzzaman der ki onun sünnetini tembellikten dolayı terk eden büyük bir zarardadır. Es-selatu aleyk ve selamu aleyk. Es-selatu aleyk ve selamu aleyk. Onun sünnetini tembellik yaparak terk eden büyük bir zarardadır. Hafife alarak terk eden büyük bir cinayet işlemiştir. Yalanlamayı hissettirecek bir tenkit ile, eleştiriyle terk eden büyük bir dalalet üzeredir diyor Üstad Bediüzzaman. Değerli Müslümanlar, niye söylüyorum bunu? Çünkü içinde bulunduğumuz dönemlerde bir proje var, proje. Peygamberi itibarsızlaştırma projesi. Sinsice yürütülen bir proje. Neden? Çünkü Kur'an'ı istedikleri gibi yorumlamak isteyenler,
peygamberin Kur'an'a dair yorumlarını bertaraf etmek istiyorlar. Onun sözlerini, onun Kur'an'a dair yorumlarını itibarsız kılarak Kur'an'a istedikleri gibi mana verip Müslümanları istedikleri yöne çekmeye çalışırlar. Bunun için peygamberin sözlerine, hadislerine güveni zedeleyip inkara kapı açmaya çalışırlar. Sahabelerini itibarsız kılmaya çalışırlar. Ümmetin kabul gördüğü Buharileri, Müslimleri itibarsız kılarak o sözlere şüpheyle baktırır, onun sünnetinden uzaklaştırıp Kur'an'ı yanlış anlaşılan bir kitap haline getirmeye çalışırlar. Bu büyük bir proje değerli Müslümanlar. Bu proje sinsice yürütülen ve dışarıdan ellerin uzandığı bir proje. O halde bize düşen nedir? Bize düşen onun sünnetine her zamankinden daha fazla sarılmak. Onun sözleriyle her an hemhal olabilmek. Tıpkı 14 asır öncesi Akabe'de eline uzanan eller gibi, Rıdvan'da eline uzanan eller gibi 14 asır öteden elimizi uzatıp Allah Resulü'nün eline seninleyiz ya Resulallah, her sözün başımızın tacıdır ya Resulallah deyip ona biat etmeliyiz. Onun talebesi olmalıyız. 14 asır öncesi Akabe'de eline uzanan eller gibi, Rıdvan'da eline uzanan eller gibi 14 asır öteden elimizi uzatıp Allah Resulü'nün eline seninleyiz ya Resulallah, her sözün başımızın tacıdır ya Resulallah deyip ona biat etmeliyiz. Onun talebesi olmalıyız. Onun talebesi olanlar, düşünün onun talebesi olmak ne demek? Eşkıya iken, mal hırsı için yol kesip eşkıyalık yaparken Ebu Zer olup bütün dünya malına mülküne sırt çevirmek demek. Ona talebe olmak, kaba, katı kalpli, kız çocuğunu diri diri toprağa gömebilecek bir vahşilikten Ömer olmaya, Faruk Adil olmaya götürmek, ulaşmak demektir. Ona talebe olmak demek, bütün dünyanın içerisinde anılmaya değer bir topluluk değilken, bedevi vahşi adetlere sahip bir topluluk iken, medeni devletlerin küçümsediği bir toplulukken, bütün o medeni toplumlara üstad olacak, öğretmen olacak, muallim olacak insanlar yetiştirmek demek. Onun ahlakı ve ayetlerle birleşince o yaşayan bir Kur'an oldu. O zaman o yaşayan Kur'an'ı iyi tanımalı, o usve-i haseneyi iyi bilmeli. Madem o yaşayan Kur'an'dır, o zaman Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber okumalı. Kur'an'ı okurken Allah'ın Resulü'nü de okumalı. Ancak öyle layıkıyla Kur'an anlaşılır. Güneş gibi doğdu, gelidi selamet. Abu Hayat'ı.
Selat ve selam Allah'ın seçkin elçisi kutlu yolun parlak kandili, insanların biricik rehberi ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'edir. İslam ateşini yak, bizi ve ailemizi, çocuk ve gençlerimizi seni